Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz. Sinkos Yayınları Fen Bilimleri Soru Kitabı 1. Ünite Mevsimler ve İklim Ünitesi Ustaların Kaleminden LGS Testi 13. sorumuzun çözümüne hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki grafik 21 Haziran tarihinde X, Y, Z şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir. Hangi tarihte değerli arkadaşlar? 21 Haziran tarihinde. Bakın tarihler çok önemlidir bu konuda. Bu grafiğe göre X, Y, Z şehirlerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Değerli arkadaşlar, bir kere eğer gece ve gündüz süreleri eşit ise ve 12 saat ise burası ekvatordaki bir bölgeyi gösterir. O nedenle X nerededir? Ekvatordadır. Şimdi 21 Haziran biliyorsunuz kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kışın yaşandığı bir zaman dilimidir. Dolayısıyla 21 Haziran'da nerede yaz yaşanıyor? Evet, gündüz burası. 21 Haziran'da Z şehrinde yaz yaşanıyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü yazın gündüzler uzun, geceler kısadır. Öyleyse gündüzlerin uzun olup gecelerin kısa olduğu şehir Z şehri. O zaman bu Z şehri nerede yaşıyor? Nerededir? Kuzey yarım kürededir. Aynı tarihte 21 Haziran'da ise geceler uzun, gündüzler kısadır. Yani kış yaşanıyordur. Geceler uzundur 21 Haziran'da. Orası da neresidir? Güney yarım küre. Buna göre değerli arkadaşlar, Z şehri kuzey yarım kürede, Y şehri güney yarım kürede, X ise eşit olduğu için ekvatordadır. Buna göre bakıyoruz cevap şıkkımıza. Evet, kuzey yarım kürede Z şehri, güney yarım kürede Y şehri ve X de ekvatorda olduğu için cevabımız Nedana? Tabii ki Adana. Evet arkadaşlar, Sinkos Yayınları Fen Bilimleri Soru Kitabını tüm 8 sınıf öğrencilerine tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten içerisinde mantık ve muhakeme soruları, beceri temelli sorular ve Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruların benzeri, yani sınavda çıkabilecek soru tipleri, soru tarzları var. Bunun dışında konuyu kavratıcı, konu kavrama testleri ve geçmiş konuları hatırlatıcı ve o anki konuyu da yine pekiştirici kontrol noktası testi gibi 3 çeşit teste sahip. Ayrıca kitaptaki soruların tamamının video çözümlü olması çok büyük bir olay, çok büyük bir fayda sağlayıcı bir olay. O nedenle 8. sınıfa geçen ve şu anda 8. sınıfta olan tüm öğrencilere Sinkos Yayınları Fen Bilimleri Soru Kitabını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalınız.